saçımı yapayım. Bir dakika, yapamadım. Heh. Hop, akşam ettik arkadaşlar. Saat kaç? Saat kaç? Saat 8.51. Şu an neredeyiz? Göcek'teyiz. Göcek'e geldik. Ne yapacaktık biz bugün? Normalde cıstak yapacaktık. Bugün ama olmadı. Birkaç eksiklikten dolayı. Aynen, birkaç aksaklıktan dolayı diyelim. Şimdi Göcek'e... Ay çok güzel, Göcek'e geldik. Göz kalsın oraları. Burası muhteşem bir yer. Şimdi sizi benimle değil de... Şimdi sizi burayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Çok sıcak mekan ya. Gerçekten bittim, eridim yani. Çok hoşuma gitti. Aşkım hiç gitmesek olur mu? Burada kalsak. Daha önce iki videonda kalalım demiştim ama. Değil mi? Evet. Belki bir gün diyelim. Sıstak aşırı güzel mekanlar var arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Yani bize günaydın, size değil. Günün hangi saatinde izlersiniz bilmiyorum. Şu an öğrenci evinden çıktık. Anam gelin kamp yaptığı yere doğru yola gidiyoruz. Orada açık havada kahvaltı yapmayı planlıyoruz. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün biraz uyuduk, uykumuzu aldık. Güzel oldu yani. Şu an saat 12 mi? 12.38. Evet. Geç kaldık ama olsun. Hiç problem değil. Arkadaşlar bugün az önce şuradan bir yerden bayram olduğu bilgisi geldi. Teşekkür ederim Elif'ciğim. Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sevgili takipçilerim, sizi çok severim. Gelmiş bulunmaktayız şu kamp alanına. Hemen moda girmiş bulunmaktayız ayrıyetten de. Çünkü burası bir tık esiyor. Şimdi şeye gideceğiz. Tam kampımızın dibindeki denize bakacağız. Bugün yağmurlu gösteriyor ama henüz başlamadı. Hop, yağar yani, yakındır. Böyle güzel bir plajı var. Burası İnlice'ydi değil mi ya? Ben unutuyorum, burası İnlice'ydi değil mi? İnlice. İnlice, evet. İnlice'nin halk plajıymış. Alanın çok tatlı. Şu arkası zaten bizim kamp yaptığımız yer şurası. Tatlı mekan ya, ben çok sevdim. Böyle çıkacağız. Mehmet Ali, uçarsak denize uçmuş oluruz. Farkında mısın? Ya tam da hava soğuk ya, ben şu an giremem. Şu Mehmet Ali oradan bir şey uçtu. Kartaldır. Beni kapabilir mi sence? Kapar evet. Tabii, beni bile kapar. Ben çık. Aşkım lan, sen bana öyle dokunma. Ben yürüyemem öyle. Ben sen beni tutma. Tutmak için ben de yürüyemem. Ya nasıl beni tutsun? Beni tutamam. Vallahi ben oraya çıkarım. Oraya çıkılmaz, manyak mısın? Çıkarım. Yok. Ben çıkacağım. Ya bırak ya. Çekil. Hiçbir şey olmaz, çıkacağım ben. Ben gidiyorum hacı. Ezgi, ben gelemiyorum. Gelme aşkım, ben çıkacağım. Ezgi, ben çıkacağım. Ya evet, insene aşağı. Ne? Sen git. Olmaz, sen gel. Hayır, ben gelmem, ben çıkıyorum. Ezgi. Bak evet, sorunsuz bir şekilde çıktı. Şu manzarayı görmeniz lazım. Çok güzel. Şu an kavga ediyorum resmen Mehmet Ali ile. Babam olsaydı izin verirdi işte. Babamı alayım da oraya çıkak ya. Ya arkadaş ya, of, şuraya kadar çıktım. Görüyor musunuz? Şuraya kadar. Arkaya dolandırtmadım. Ben seni niye dinledim acaba ben? Daha ne istiyorsun, oraya kadar çıkmışsın? Seni hiç dinlemem. En dinlememem gereken yerde dinleyeceğim, tuttu seni, farkında mısın?
Bak içine dolmuş demek ki. Hayır. Gerçekten şu an çok üzüldüm. Ben birazdan tekrar çıkarım oraya. Buradan Fethiye'ye mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Çok saçma tutuyorum şu an, şunu bırak da. Aşkım bana. Ama bırakamam, dur. Tamam. Bakacağız şimdi nereye gideceğiz bilmiyoruz henüz. Ben orada kamerayı açıp size rehberlik yapacağım. Ben yakayım mı? Daha yakın. Sal! Rota oluşturuyor arkadaşlar. İstuzu mu yakın yoksa sarı gelme mi yakın? Dayalak daha yakın. O zaman önce dayalak, sonra sarı gelme, sonra istuzu. Aynen. Okey beyiz. Biraz boş. Okay. O dayalak! Senden bir haber merak ettim. Gördün mü kaldın mı endişe? Balya Life'a geldik arkadaşlar. Muhteşem bir mekan. Hemen gösteriyorum. Herkesin derdi başka. Mehmet Ali'nin derdi bambaşka. Ya Mehmet Ali, o kadar güzel manzara var. Mekan çok hoş. Bir fotoğraf çekinmek yerine. Her sana da yani. Bak ya. Şimdi sen mi kaldın? Fotoğraf çekinelim o zaman. Üf, derde bak ya. Dalyan İztuzu plajına geldik. Burada Caretta Caretta'ların müzesi varmış. Caretta Caretta'larla özel bir bağ vardı ama tam çözemedim. Hemen çözüp size aktarıyorum. Evet, buranın olayı da buymuş sanırım. Üreme ve çiftleşme ve koruma alanı gibi bir yermiş anladığım kadarıyla. Allah. Evet, bunu anlatmanız, açıklamanız mümkün mü? Gerçek bir kaplumbağa işte gerekli maddelerle kaplandıktan sonra burada saklanıyor demonstrasyon amaçlı. Burada detaylı bilgilerini bulabilirsiniz. Çenesi parçalanmış bir kazada. Dünyada ilk defa 3 boyutlu printerlerden çene basılıyor, titanyum çene. Sonra takılıyor, implant ediliyor çenesine. Bir süre daha hayatta kalıyor. Sanırım yaklaşık 1 sene olması lazım. 1 sene daha hayatta kalıyor, sonra nezle kaybediyor. Çok soğuk. Kayacık sahiline geldik. Kayacık plajı. Kayacık sahili. Ne kadar soğuk, farkında mısınız?
açık. Açımı ayarlayamadım. Heh, şu an ayarladım. Soğuk hava. Bayağı. Şöyle bir mekan. Şöyle bir sahil. Bugün Muğla'nın hava durumundan dolayısıyla biraz serin. Soğuk bir hava var burada böyle. Unuttum işte ne yapacağım, ne dedim. Şimdi ben bu arada oynadım. Evet, az önce sahildeydik, şimdi eve geldik. Ne yapıyoruz? Okey atıyoruz. Şuradan nargile dumanı geliyor. Nargile içiyorlar, nargile çekiyorlar falan böyle. Ama da bizim ki. Hayır, daha var kanka. Taş yok ya. Al bismillah. İkiyat. Düşünse Elif'e çok sinir dövüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Elif'e kıyamazsın kıza. Oynasana kardeşim. Oynayalım, dur. Uyuduğu halde bak. Ayağımı çek ayağımın altında. Hepimiz böyle gidiyoruz. Kanka versene şeyi. Ne yapsak ya?